Efendim Lale Gül TV ve Lale Gül FM ortak yayınıyla her hafta sonu ekranlarınıza canlı olarak gelen hafta sonu ana haber bültenimizden bu haftada herkese hayırlı akşamlar. Bugün 18 Aralık 2021 saatlerimiz yine 19'u gösteriyor. Yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla yine karşınızdayız. Ben Muhammed Bineci. Evet sevgili izleyiciler, Başkan Erdoğan Afrika-Türkiye zirvesinde konuştu ve konuşmasında Afrika ve Türkiye ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi ve Afrika dostlarımızın yanında izledi. Nerede efendim? Sağlık alanında da. Bakın tam 15 milyon doz aşı yardımı yapılacağını duyurdu Başkan Erdoğan. Afrika'daki trajedilere yönelik Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılışında konuştu. Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir. Afrika kıtasıyla kazan kazan temelinde gerçekleşen ve 30 milyar dolara yakalayan ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini ve 75 milyar dolara çıkacağını söyledi Erdoğan. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar dolara aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor. İkili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Erdoğan, Afrika'yı koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin yalnız bırakmadığını söyleyerek kıtaya 15 milyon dozluk aşı müjdesi de verdi. Koronavirüs salgını döneminde de Afrikalı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Gelişmiş ülkelerin tamamen işlerine kapandığı bu zor günlerde biz tıbbi yardımlarda dünyada ikinci sıraya yerleştik. Aralarında 44 Afrika ülkesinin de yer aldığı toplam 160 devlet ve 12 uluslararası kuruluşa katkıda bulunduk. Covid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca %6'sına Covid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla imkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Yerli ve milli aşımız TÜRKOVAK için acil kullanım onayına kısa bir süre önce başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'deydi. Kayseri'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde doların yükselişi vardı yine. Ve şunu savundu: sandık milletin önüne geldiğinde dolar düşecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Kayseri'deydi. Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu gazetecilere dövizin yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir kez daha sandığı işaret etti. Ekonomik izleyiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor, dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı has safhasına çıkardı. Yapılması gereken, eğer gerçekten ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler.
Emin olun sandık geldiği andan itibaren dövizde düşer. Bunu bilmelerini isterim. Kılıçdaroğlu kırılgan bir ekonomi istemediklerini söyledi. Bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna da güvensin. Sağduyulu gidecektir. Vatandaşımız oyunu kullanacaktır. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla, terörle, Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim, bir an önce seçim ve sandığında milletin önüne getirilmesi lazım. Efendim, TÜSİAD'dan iktidara bir uyarı geldi. İktidarın yüksek faiz, yani düşük faiz, yüksek üretimle amaçlanan sonuçlara ulaşamayacağının altını çizdi TÜSİAD. Ayrıca TÜSİAD, İktisat bilim kurallarına hızla dönülmeli çağrısını yaptı. Türkiye ekonomide yeni bir döneme girdi. Düşük faiz, yüksek ihracat anlayışıyla hayata geçirilen politikalardan sonra Türk lirasında da ciddi değer kaybı yaşandı. Hükümet tarafından 6 ay gibi bir sürede her şeyin normale döneceği ve bu politikanın meyvelerinin toplanacağı ifade edilse de birçok kesimde karşı bir görüş hakim görünüyor. Bu kapsamda TÜSİAD geçmiş yıllarda hükümetlere yönlendirdiği tehditkar diline geri döndü. Dün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a iktidarı uyarın açıklaması sonrası, bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılarak iktidara bu politikadan dönülmesi gerektiği ifade edildi. Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli başlıklı açıklamada, son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıkların sonucunda denenmekte olan ekonomi programı ile amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir denildi. TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövizi olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar oluşturmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihtiyaçlarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir. Tüm bunların sonucunda son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp, öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır denildi. Evet sevgili izleyiciler, bu açıklamadan da faizden kimin nemalandığını aslında böyle gözler önüne seriyor. Şimdi şöyle sesli de bir düşünmemiz gerekiyor. Acaba gerçekten neden Türkiye bu ekonomik krizin içinde diye? Neden efendim Osman Kavala ile ilgili gündeme geldikten sonra ve 10 tane büyük elçinin yapmış olduğu o çağrıdan sonra ekonomi acaba bu hale geldi? Bir düşünmek gerekiyor. Yorumu size bırakıyoruz sevgili izleyiciler. Ve diğer haberimizle devam edelim. Bakın MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ekonomisi sert kuşatma altındadır dedi. Mevcut durumun ekonomik temelli olmadığının altını çizen Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a da sert tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Türk ekonomisi seri kuşatma altındadır diyen Bahçeli, oluşan tablonun ekonomik temeli olmadığını söyledi. Fiyatların tırmanışının ekonominin teorik kalıplarına aykırı olduğunu dile getiren Bahçeli, döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi, Türk milletinin ve Türkiye'nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığının bariz işaretidir, dedi. Yaşayan aziz vatandaşlarımız. Bahçeli fiyatların yükselmesi faiz döviz kuru arasındaki ilişkiye değil, vatana ve millete yönelik ekonomik suikastla bağlantılıdır diye konuştu. MHP liderinin hedefinde sandık gelirse döviz düşer diyen Kılıçdaroğlu ve bugün bir açıklama yapan TÜSİAD da vardı. Dik duruşumuzu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir ifadelerini kullandı.
Bahçeli, TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD'ın sorumlu açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la paylaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur, dedi. Efendim, son günlerde değil, son yıllarda Türkiye mühendisinin azmi ve başarısı biliyorsunuz sınır tanımıyor. Neden? Mehmet Akif Ersoy, evet, Asım'ın nesli derin uykusundan uyandı ve Aselsan'lar gerçek sahibini buldu. Biliyorsunuz Aselsan'la ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi vardı. Ne demişlerdi efendim? Aselsan Katarlı oldu demişlerdi ya, işte ona cevap geldi. En yetkili ağızdan cevap geldi. Bakın, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Profesör Doktor Haluk Görgün o belgelerle Cumhuriyet Gazetesi'ne cevap verdi. Aselsan, Türkiye'nin göz bebeği. Aselsan. Fakat algı haberleri kendine alışkanlık haline getiren ve iktidarı yıpratmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi son zamanlarda Aselsan'ı hedef aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Aselsan Katarlı oldu başlıklı haberi bir anda muhalifler tarafından dillendirilir oldu. Yalan haberle ilgili en net açıklama Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün'den geldi. Profesör Doktor Haluk Görgün, bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin gözbebeği Aselsan, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır, dedi. Katar'la yapılan anlaşma ise sadece işbirliğinden ibaret. Aselsan'ın daha önce de Pakistan ve Ukrayna için marka tescili için başvuruda bulunduğu belgelerle kanıtlanmış durumda. Tüm bu yalanlara rağmen Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi hala duruyor. Efendim, AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım Ankara Kızılcıhamam'da AK Partililerle buluştu. Evet, bu toplantıda küresel anlamda ekonomi konuşuldu ve küresel ölçekte ekonominin nasıl iyiye gidileceği masaya yatırıldı. Ama önemli bir mesajı vardı Sayın Yıldırım'ın. Biz bu ekonominin altından kalkabilmek için vatandaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz, dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara Kızılcıhamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuştu. Erken seçim isteyen muhalefete geçmiş 15 seçimi hatırlattı Binali Yıldırım. Eğer bazıları AK Parti'nin başarısını tesadüflerle ölçmeye çalışıyorlarsa onlara diyelim ki dönün bakın 15 tane seçime, görün sonucu, her seferinde milletin nasıl arkamızda olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şey tesadüf değil kardeşim. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu başarının arkasında milletin duası var. Binali Yıldırım, ekonomideki dalgalanmalardan medet umanlara 2023'te cevap verileceğini söyledi. İnanırsan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek gelen bir hareketin başlangıcı olan AK Parti, bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023'te yine en güzel cevabı verir mi arkadaşlar? Covid salgınının dünyanın düzenini bozduğunu söyledi Binali Yıldırım. Dünyadan örnekler verdi. Bu sıkıntının giderilebilmesi için çalışmaya devam edileceğini ifade etti. Covid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bunu herkes bilmesi lazım. Bunu nereden görüyoruz? Bunu bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun E'sini bilmeyen ülkeler bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş.
39 yıl sonra Amerika'da %7'ye çıkmış. Avrupa'da %6'lar üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Covid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu. Üretim sistemi çöktü. İhracat, ithalat, nakliyat, bütün bunlarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorunlar. Küresel sorunların çözümü de yine küresel işbirliğiyle olur. Küresel istikrarın sağlanmasıyla olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bundan zaman alır. Tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu süreci, bu yorucu, bu yıkıcı sürecin, Covid sürecinin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek 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 devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi ve toplam sektörün ihtiyacı 800 milyar liranın kullanıma hasredilmesi. Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz. Veriyoruz da. Çünkü biz milletin efendi olduğu, devletin onun hizmetkarı olduğu bir anlayışla çalışıyoruz. Türkiye'nin devamlı artan, yükselen ihracatına sınır kapıları dahi dayanamıyor. Bakın Bulgaristan Hamzabeyli sınır kapısı önünde tam 32 kilometre Türkiye'den giden Avrupa'ya geçen tırlar kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatındaki artış sınır kapılarındaki yoğunluğu da arttırdı. Türkiye'den Avrupa'ya geçişte tır yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafından uzun araç kuyruklarına neden oluyor. Hamzabeyli sınır kapısı önünde tır kuyruğu yaklaşık 32 kilometreye ulaştı. Tır kuyruğu yüzünden 900'den fazla araç çıkış için bekliyor. Dün akşam geldim ben buraya sıraya. Hamzabeyli gümrük kapısı istikametinde gidiyorum. Lakin 31 kilometre sıradan girdim. Bulgar tarafının biraz yavaş çalışması sonucunda burada mağduriyet yaşıyoruz. Sıralar çok yavaş gidiyor. İstanbul'dan aldığı ihracat yükünü Romanya'ya götüren Yılmaz Kırtak, dün akşamdan bu yana kuyrukta beklediğini söyledi. Bizim için sıkıntılardan bir ikincisi de buradaki mülteciler oluyor. Biz bu kadar buralarda yattığımız zaman onların da arabalara girmesi, yüklere zarar vermesi bizleri zor durumda bırakıyor. Bunların, bu mağduriyetimizin giderilmesini tüm şoför camiası olarak istiyoruz yani. Tır şoförlerinin bir başka sıkıntısıysa mülteciler. İstanbul'dan geliyorum, İngiltere'ye gidiyorum. Yalnız bu kapılardan dolayı geçemiyoruz sıraları. Mültecisi var, ondan sonra gördüğünüz gibi lavabomuz yok. Buraları kim bilir iki günde, belki üçüncü gün gireceğiz Bulgaristan'a. Bulgaristan çalışmıyor. Derdimizi, sıkıntımızı kimseye anlatamıyoruz. Yük gidecek diyorlar. Yük bir şekilde gidecek ama nasıl gidecek? Ha, görüyorsunuz yani. Sıra akşam, sabaha karşı girdik sıraya. 4,5 saat aynı yerde hiç marş yapmadan bekliyoruz. İhracat yükünü İngiltere'ye götüren tır şoförü Soner Gök de kuyruklarda sıkıntı çektiklerini belirtti. Öte yandan kuyruklarda sollama yaparak sıranın önüne geçmeye çalışan şoförlere trafik ekiplerince ceza kesildi. Efendim hani şu Avrupa'daki görüntüleri Türkiye'de yayınlıyorlardı ya, hani marketlerde gıda yok, gıda yok diye. Dün şöyle bir marketleri dolaşayım dedim. Birincisine gittim, ikincisine gittim, yağlara baktım, gıdalara baktım. Üçüncüsünden istediğimi aldım. Hepsinde de vardı, hepsinden de alabilirdim. Ama acaba gerçekten markette gıda yok mu dedim. İstediğim yağı en iyi markasından alabildim. Ama buna karşılık
Avrupa'daki arkadaşlarla, diğer çeşitli Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki arkadaşlarla görüştüm. Evet, orada bir kıtlık söz konusu. Marketlerde gıda olmadığını söylediler. İşte Avrupa görüyorsunuz, gönderin diyor, gönderin, gönderin. Gıdaya ihtiyacımız var diyor. 32 kilometre işte bakın Hamza Beyli sınır kapısında böyle kuyruklar oluşuyor. Evet, sıradaki haberimizde sevgili izleyiciler devam edelim. 2022 yılı Merkezi Hükümet Bütçe Kanunu teklifi genel kurulda yasalaştı. İki önemli maddesi vardı. Bakın en önemli maddeler bana göre de eğitim ve sağlık alanına yüksek oranda bütçe ayrıldı. 2022 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel kuruldaki oylamaya 516 milletvekili katıldı. 326 milletvekili kabul oyu kullanırken 190 milletvekili ise ret oyu kullandı. Böylece 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşmış oldu. Yasayla hükümete 1 trilyon 751 milyar liralık bütçe sağlanmış oldu. Bütçede en büyük pay sağlık ve eğitime ayrıldı. Sağlık 304 milyar lira, eğitim ise 278 milyar lira bütçeden pay aldı. Türkiye'nin mühendisi, efendim Türkiye'nin gururu, TOGG'un logosu tasarlandı. Logoda çok büyük anlam var. Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine kenetleyen olarak tasarlanan logo, İşte ekranlarınızda. Türkiye'nin otomobili girişim grubu yerli otomobil üretim çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli otomobil piyasasında yerini almak üzere tasarımı ve geliştirme çalışmaları süren TOGG'un tanıtım çalışmaları da devam ediyor. TOGG'un merakla beklenen logo tasarımı da tamamlandı. Turkuaz renginin seçildiği TOGG'da Doğu ile Batı'nın buluşma noktası vurgusu dikkat çekti. TOGG'un sosyal medya hesabından açıklanan logonun parantezi andırır bir biçimde olmasının yanında, duyuru videosundaki parantez içi terimlerde akıl, kalp, insan, teknoloji, doğu, batı, birlik, çokluk, bilim, sanat vurguları yapıldı. Açıklamada TOGG'un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde, teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişme noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor, denildi. Logo için Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikasının kurulma çalışmaları devam eden TOGG, logo ile birlikte kurumsal kimliğini de kazandı. İlk otomobilin 2022 yılında banttan inmesi bekleniyor. Efendim, Sağlık Bakanlığı'ndan tarihi geçmiş aşılara ilişkin açıklama geldi. Tarihi geçen aşılarla ilgili iddiaların asılsız olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanlığı'ndan tarihi geçmiş aşı iddialarına yanıt geldi. Sağlık Bakanlığı, son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının uygulandığına dair iddialara yönelik bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA COVID-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı ve Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylı, Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde, söz konusu tüm aşıların raf ömrü üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır. Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü'nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda aşı takip sistemi üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler, denildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu. Erbaş, camilerimizdeki cami dersleriyle camilerimizin daha faydalı kullanılmasına gayret ediyoruz dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin Şehitlik Köyü'ndeki yeni caminin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz, dedi. Camiler, şehirlerin en mübarek yerleri, mekanları, Allah Resulü Efendimizin ifadesiyle, biz de inşallah camilerimizin binasını imar ettiğimiz gibi bundan sonra içini de mamur hale getireceğiz. Hem cemaatiyle, hem gençleriyle, hem çocuklarıyla, hem cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı bir şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz bütün hocalarımızla. İnşallah bu camimizde nice çocuklar, nice gençler yetişirler, nice insanlarımız bu camide ibadet ederler. Hem de mektep olarak camimizden istifade ederler. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve diğer ilgililer kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi. Evet, bu haber biraz da çocukları ilgilendiriyor. Gerçi yurdun büyük bölümünde etkisini hızla sürdürerek soğuk hava düşmeye devam ediyor. Meteoroloji de efendim uyarıyor. Yaklaşık yer yer hava soğukluğu eksi 20'lere kadar düşeceği bildirildi. Önümüzdeki günlerde ise işte çocukların beklediği o güzel haber, salı gününden itibaren ise İstanbul'da kar bekleniyor. Kış geldi. Pek çok ilde soğuk hava etkisini giderek arttırıyor. Meteorolojinin yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre yurt geneli önümüzdeki hafta başında da yağışlı havanın etkisi altında olacak. Marmara bölgesinde de etkili olan kar yağışı salı günü İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini arttıracağını ve pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı beklendiğini ifade etti. AKOM açıklamasında pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava muhtemel kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir denildi. Doğu bölgelerinde ise hava sıcaklıklarının daha da düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi görebileceği, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Evet, işte soğuk hava kendisini hissettiriyor. Nerede? Bolu'da. Bakın, D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini iyice hissettirdi. Yer yer 15 santime ulaşıyor kar kalınlığı. Tabii ekiplerimizin de hummalı çalışması Bolu Dağı'nda devam ediyor. D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgede 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi geçtiği güzergahta karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kış lastiği kullanmaları, yakın takip, hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Öte yandan kent merkezinde de hafif kar yağışı görülüyor. Ordumuz Barış Pınarı bölgesinde bölücü terör örgütünün inlerine girmeye devam ediyor. İşte bu kapsamda 7 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Efendim, bu haberi ise Milli Savunma Bakanlığımız paylaştı. Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz, denildi. Terör örgütleriyle mücadelemiz her alanda devam ediyor efendim. Terörle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Eren Operasyonu'nda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını duyurdu. Türkiye'nin terörle mücadelesi hem sınır ötesinde hem de yurt içinde devam ediyor. Siirt'te düzenlenen Eren 13 operasyonunda kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Herdem Ahmet Kod adlı Veysel Akkuş aynı zamanda arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Akkuş'un kırmızı bültenle arandığı da tespit edildi. 2004 yılında terör örgütüne katılan Veysel Akkuş'un yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu öğrenildi. Akkuş'un Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu da tespit edildi. Firari FETÖ'cü sahte kimlikle hastaneye yattı ama işler umduğu gibi gitmedi. Onu arayan emniyet güçleri Firari'yi yakaladı. Ve sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan Adem Zengin tutuklandı. İzmir'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan firari Adem Zengin tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından dün 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gözaltına alınan Adem Zengin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zengin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Adem Zengin'in, örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ve Bayluk kullanıcısı olduğu belirlenmiş, hakkında 2018 yılında yakalama kararı verilmişti. Sahte kimlikle hastaneye başvurduğu belirlenen Zengin, COVID-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınmıştı. Bu haber sadece Amerika'yı, ABD'yi ilgilendirmiyor. Türkiye'yi de bizim evlatlarımız da çok yakından ilgilendiriyor. Bakın, ABD'de okulları tehdit eden şiddet olaylarıyla ilgili bir TikTok uyarısı ülke çapında kırmızı alarm vermeye neden oldu ve okullar kapatılırken çocuklara kısıtlama getirildi ve Beyaz Saray devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda 4 öğrenci hayatını kaybetmişti. Trajik olayın üstünden 2 hafta geçmeden Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir panik dalgası yaşandı. 17 Aralık Cuma günü ülke genelindeki okullarda şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğini öne süren TikTok trendi hem polisi hem de okul yönetimlerini harekete geçirdi. Pek çok eyalette bölgeler ve okullar sözde tehditler hakkında bilgilendirilirken, yerel polis departmanları okullardaki görevli sayılarını arttırdı. Connecticut, Minnesota ve Missouri'de bazı okullar sözde tehdit nedeniyle Cuma günü kapatıldı ve Lamar ve Fort Bend'deki Houston bölgesindeki okul bölgeleri öğrencilere sırt çantalarını evde bırakmalarını söyledi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki endişelerin çığ gibi yayılmasının ardından bir tweet attı ve Beyaz Saray ve Federal Kolluk Kuvvetleri'nin sosyal medyada dolaşan okullardaki şiddet tehditlerini yakından izlediğini yazdı. Ancak söz konusu tehdidin var olduğunu gösteren çok az kanıt var. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, tehdit gösteren herhangi bir bilgi bulamadıklarını ancak artan endişeler sebebiyle konunun yakından takip edildiğini söyledi. Evet, ABD'de biz suyun yüzüne çıkan gerçekleri görüyoruz. Ben daha önemlisini anlatacağım, söyleyeceğim size Lale Gül TV ekranlarında. Bakın, Türkiye'de T
TikTok'un yasaklanması gerekiyor. Neden mi? Çünkü Türk neslini, Müslüman Türk gencini, Türkiye Müslümanlarının tamamen ahlakını, o imanını, ferasetini elinden alıyor. Anneyle babayla o çocukları koparıyor. Ve biz bugünden gelecek adına nesiller atmak yerine bugünden şu anki nesillerimizi kendi ellerimizle yok ediyoruz. Bu bugün Amerika'da gün yüzüne çıkan tarafı. Gün yüzüne çıkmayan tarafındaysa çocuklar ne yapıyor? Görünmeyen dünyalarda bizim onların o hafsalasına, onların sanal dünyasına giremediğimiz o mecralarda çok farklı insanlar onlar. Evet, bugünden itibaren mutlaka TikTok gibi uygulamaların Türkiye'de yasaklanması gerekiyor. Niye mi? Çünkü yarın çocuklarımız ve geleceğimiz için çok geç olabilir. Sıradaki haberimizde devam edelim efendim. Pakistan'da patlama haberi. Gün geçmiyor ki Pakistan'dan bir patlama haberi gelmesin. Bakın, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi ve patlamada tam 12 kişi öldü. Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında patlama yaşandı. Meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yerel basındaki haberlere göre Karaçi'nin Paracha Chowk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Emniyet güçleri patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sevgili izleyiciler, bu haberde pes dedirtti. Çünkü hastanenin kantininde silahlı saldırı yaptılar. Evet, yanlış duymadınız. Hastanenin kantininde saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelilerin ise peşine düştü. Samsun'da hastanenin kantininde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Devlet Hastanesi'nin kantininde oturan 29 yaşındaki Emrah Kasap, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Kasap, hastanedeki ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz haftalarda bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırı ve kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. İşte o kaçan saldırganları polis yakaladı ve tutukladı. Silahlı kavgada bir kişiyi öldürmüş, iki kişiyi de yaralamışlardı. Polis her yerde kaçan iki zanlıyı arıyordu, bugün yakaladı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık'ta meydana gelen olayın zanlıları BK ve MFT, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı. Gaziler Mahallesi Isık Göl Caddesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olaya karışan ME ve HG ile çatışma sırasında caddeden geçen Gül A tabancayla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ME müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sevgili izleyiciler, üzücü bir haberle devam ediyoruz. Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında eşi ve 3 torunuyla son anda yanmaktan kurtulan işte o kişi, yaşlı adam, yanan evini gözyaşlarıyla izledi. Alevler bir anda evi sardı. Yaşlı adam evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.
Konya'nın Aziziye Mahallesi Piri Mehmet Paşa Sokağı'ndaki müstakil evde oturan 68 yaşındaki Nihat Halıcıoğlu, yan odadan dumanlar geldiğini fark ederek eşi ve 3 torunuyla dışarıya çıktı. Alevlerin bir anda büyümesi üzerine yangın evi sardı. Çevredeki komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dışarıda evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Halıcıoğlu, evde otururken yangını fark edip dışarıya çıktıklarını ifade ederek, ev kullanılamaz hale geldi, evde eşim ve 3 torunum vardı, yangının nasıl çıktığını anlayamadık, diye konuştu. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürülürken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Şimdi ise yurttan derlediğimiz efendim kaza haberleri var sırada. Van ve Balıkesir'de yaşanan trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti. 8 vatandaşımız ise yaralandı. Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza Van Özalp Karayolu'nun Anzaf Kalesi yakınlarında meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dikkat edin, dikkat! Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise kentte hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği noktada yol bir süre trafiğe kapatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ambulans ve 2 otomobilin karıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi, 4 kişi yaralandı. Metin Koyuncu İdaresi'ndeki otomobil Balıkesir-Çanakkale Karayolu Cennet Ayağı Mahallesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda Edremit Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Remzi Bulgun'un kullandığı ambulansla çarpıştı. Çarpışma sonucu ambulans devrilirken otomobilde kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Demirci yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada ambulans şoförü Bulgu, sağlık görevlileri Rıza Ovacıklı ve Yasemin Evcin'le otomobil sürücüsü Metin Koyuncu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sevgili izleyiciler, bu görüntüler yüzünden üzülmemek mümkün değil. Rabbim hepimizi, hepinizi afat-ı araziden, afat-ı semaviden, böyle görünür görülmez kazalardan emin eylesin. Evet sevgili izleyiciler, bu üzücü haberimizde de 18 Aralık 2021 Cumartesi günü ana haberimizin sonuna geldik. 19 Aralık 2021 yarın görüşmek umuduyla sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.